Selam değerli dostlar yüce ve merhametli Efendimiz her birinizi, seyreden her bir canı bereketlesin ve kutsasın. Bugün çok özel bir soruya aslında cevap vermek istiyorum. Birçok Müslüman arkadaşımız Hristiyanlıkta namaz, zekat, oruç ve haç gibi şeylerin olmadığını, bunların yerine Hristiyanlıkta neler yapıldığını, yani çok basit bir şekilde sadece bir inanç mı yoksa içinde ee, tıpkı İslamiyet gibi bazı kuralların da var olduğunu soruyor. Var olup olmadığını soruyorlar. Aslında bu türlü terimler İslamiyet öncesi daha Hristiyanlıktan da önce Tevrat ve Zebur'da ve peygamberlerin yazılarında kayda alınmış şeyler. Ancak bunların isimlerini Türkçe telaffuzun yerine Arapça telaffuz edildiği için bunun bir disiplin bunun bir kurallar dizesi olduğunu zannediyorlar. Şimdi isterseniz gelin bunları tek tek bugün size İncil'in gözüyle, kutsal kitabın gözüyle, bir Hristiyan'ın gözüyle açıklayalım. Bunlardan bir tanesi başlangıçta namazı alalım. Namaz nedir? Namaz Arapça bir kelimedir. Arapça bilenler bilirler anlamını. Arapça bilmeyenler ise bunun çok özel bir isim olduğunu düşünürler. Ama kelime anlamı dua demektir. Yani duasız bir inanç da zaten olmaz. Hele hele ki Tanrı'ya inanmak. Namazın kelime anlamı belirli işaretlerle, belirli ritüeller yani biçimlere, biçimlerle hareket eğilimi anlamına gelmiyor. Dua, konuşmak, Yaradan'la konuşmak anlamına geliyor. Bugün İncil'de bir bölümü okuyacağız ve bu bölümde İncil'in bu saydığımız şeylerle ne kadar ilintili olduğunu göreceğiz ve böylelikle Hıristiyanlığı yakından tanıyacağız. Dua ettiğiniz zaman diyor Rab İsa Mesih, iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsünler diye havralarda caddelerinde baş köşelerinde başlarında dik başlarında dikilip dua ederler. Zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır ama siz dua edeceğiniz yani namaz kılacağınız zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Allah'a babana babaya dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Rabbiniz, tanrınız babanı sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyabileceklerini, duyurabileceklerini sanırlar. Şimdi demek ki namaz yani dua ederken tekrar aynı kelimelerle değil Hristiyanlıkta günü birlik ve her anlık. Yani günün belirli saatlerinde değil günün her anında duada olabilmek. İş yerinde çalışırken, evdeyken, bulaşık yıkarken, otururken, kilisedeyken, yürürken dua edip Tanrı'yla sürekli bir ilişkide olmamız. Bu birinci etap. İkincisi iç odanıza çekilip dua etmek. Bunun kelime anlamı arkada bir odayı açıp içine girmek değil. Birinci anlamı aslında yüreğimizin içinde. Yüreğimizin derinliklerinde dua etme gücüne sahip olabilmek. İşte duanın özelliği budur. Fakat dua etmeden önce namaza giderlerken ne yapardık? Abdest alırdık. Öyle değil mi? Bir beden temizliği. Bu beden temizliği aslında abdest, Tevrat'tan alınmadır. Tevrat'tan e, İslamiyet'e geçmiş önemli bir bulgu. Neden? Eskiden Süleyman'ın yapmış olduğu tapınakta, Tanrı tapınağın ön tarafına yani en kutsal yere girmeden önce dışarıda iki tane büyük küp yapılmasını ve suyla doldurulmasını ve oraya girecek olan keyh, kahin ve levililerin yani orada hizmet grubu içeriye girmeden önce orada el, ayak ve beden yıkanarak kuts orada hazırlanmış daha önceden kutsal giysiler giyilip öylece içeri gireceklerdi içeride yapılması gerekenleri yapacaklar ve sonra dışarı çıkartarken o üzerlerinde kutsal elbiseleri oraya bırakıp sonra tapınağı terk edeceklerdi. Şimdi bu abdest. Ee, dua öncesi yapılması gereken özel bir ritüeldir. Temizlik yapmak, bedeni kirden arındırmak ve sonra namaza yani duaya girebilmek. Tevrat'ta kahinlerin bunu yaptığını görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta nedir? Çok derindir. Ben Timoteus'tan, İncil'den birinci bölümden Timoteus'tan okuyacağım. Ve diyor ki, beşinci ayet, birinci Timoteus. Ve orada diyor ki, bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. Bir dakika. Burada bedenden daha ziyade kalpten, yürekten, vicdandan bahsediyor. Demek ki duaya gitmeden önce yapılacak olan ilk eylem bu bir buyruk ve bir emir. Önce bir pak yürek. Önce temiz bir vicdan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırabilmek ve sonra Tanrı ile ilişki başlıyor. Yani namaz, yani dua zamanı. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki bir arkadaşımız, bir dostumuz ya da biz kendimiz ya da sen ya da ben birine kırgınız, birine dargınız, birine öfkeliyiz, birine küfür ettik, birine hakaret ettik, yanlış bir şey yaptık. E, ne bileyim içimizde envay türlü öfkelerin, günahların oluştuğu bir biçimde gidip abdest alarak namaza ya da buna benzer bir şekilde gidip ibadete gittiğinizde kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Dua ederken eminim sözlerinizi sadece tekrarlayıp tekrarlayıp geri çıkacaksınız. İncil'de böyle değil. İncil Tanrının ...huzuruna gitmeden önce Tanrı der ki önce günahını tanı. Yani günahını tanımadan bilinçsizce günahını içine gizleyip... ...yüreğinde saklayıp Tanrı'nın önüne çıktığın zaman ikiyüzlü sayılıyorsun. Aslında Hristiyan olmak çok zor bir şey. Yani kelime olarak çok kolay. Ama yaşama o kadar çok zor ki. Çünkü günlük yaşadığımız sosyal hayatın içerisinde şu veya bu şekilde yıpranıyoruz... Şehir içindeysek, şehir dışındaysak, yollardaysak, şurada ya da buradaysak günün stresini yaşıyoruz. Ve bu stresli bir biçimde e, duaya geldiğimiz zaman belki de kafamız, belki de yüreğimiz allak bullak. Ama Tanrı duaya gelmeden önce bir arınma süresinde bizim günahın bilincinde olmamızı ister. Bu bilince erişmemizi ister. Ve sonra bir şey daha. Duaya gitmeden önce birine karşı kalbimiz kırık, birine karşı hakaret verici bir şey yapmışsa gidip o kişiden özür dilemek. Biriyle barışabilmek, biriyle uyuşa uyuşabilmek ve sonra aradaki tanrı ile aramızdaki olan o korkunç duvarı yıkarak duamızın ya da namazımızın tanrı tarafından kabul edilmesini bekleriz. Tanrı bizi duyabilmesi için aradaki engeli kaldırmamız gerekli. Bu yüzden abdest Hristiyanlıkta yürek temizliğidir. Yüreğinizi temizlemeden nereye dua etmeye giderseniz gidin. Eminim Tanrı önemsemeyecektir. Ama eğer yüreğimizi temizleyerek gidersek, yani Tanrı ile aramızda engel olacak her türlü günahı arındırırsak, bu sefer duada bir şey başlıyor. Bilinç, uyanış, yani irade tamamıyla açık oluyor. Tanrı'yla aranda hiçbir problem kalmıyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Ee, evde tartıştınız eşinizle ya da sokakta arkadaşınızla, komşunuzla. Namaza gittiğiniz, duaya gittiğiniz zaman eminim siz orada kesinlikle konsantrasyonunuz olmayacak. Yani odak noktanız bozulmuş olacak. Sadece kelimeleri tekrarlayıp duracaksınız. Eee buna eş değer düzeyde İncil'in e, Luka bölümünde olduğunu zannediyorum. E, Luka 18. bölümünde iki kişinin e, dua evine gittiğinde dua ettiklerinde nasıl Tanrı tarafından anlatıldığını anlatarım. Tanrı iki dua eden adamı anlatıyor. Ve İsa şu benzetmeyi anlattı. Biri ferisi din adamı, yani ritüellere inanan, namaza, niyaza, zekata, oruca böyle güvenen, bunları yerine getirmeye çalışan aktif bir adamla İsrail toplumu arasında insan yerine bile konulmayan e, iki yüzlü vergi memurları e, çünkü Romalıların işgali altındayken İsrailler bunlar adeta işbirlikçi olarak e, halka lanse edildiler. E, Romalıların adına kentlerin kapılarının dış bölgesinde vergi toplarlardı. Şehre giren herkes vergi ödemek zorundaydı. Ve bu vergi Romalı valiye ödenirdi. Oraya giderdi. O da kendi ülkesine gönderirdi bu vergiyi. Ve iki kişi tapınağa giriyor. Dua evine. Bunlardan birisi din adamı, diğerisi vergi görevlisi. Ve vergi, din adamı dua etmek için tapınağa giriyor. Ve diyor ki, İki kişi dua etmek üzere tapınağa çıktı. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Bu çok önemlidir. Dikkat edin. Kendi kendini. Kendisinden kaynaklanıyor. Yani Tanrı'ya giden bir şey yok. Kendi kendine şunu söyledi. Yani aslında bu duayı duyan da yok. Çünkü kendi kendisine söylüyor. Ve şöyle dua ediyor. Tanrım. Öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere, ya da şu arkadaki vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Bir böbürlenme, bir kendini yüceltme. Haftada iki gün oruç tutuyorum. Bakın dikkat edin haftada iki gün. İslam dünyasında ne kadar oruç tutulur? Senelik bir ay Ramazan ayında. Bazıları 12 gün tutarlar Muharrem ayında. Hristiyanlarda ise bu biraz daha farklı olarak oruç tutulur ama oruç vardır de konuya geleceğiz. Haftada 2 gün 52 hafta çarpı 2 yani 104 gün yani üç buçuk ay bir senede oruç tutuyor yemeden içmeden üç buçuk ay bir süreyi kapsıyor ve diyor ki haftada iki gün oruç tutuyor bütün kazancımın ondalığını da veriyorum yani kazandığım paranın yüzde onunu da alıp bunu vergi olarak havraya veriyorum ya da sinagoga ya da tapınma evine veriyorum. Vergi görevlisi o toplumun itmiş olduğu adam arkada ise şöyle dua ediyor. Gözlerini vergi görevlisi ise uzakta durdu. Dikkat edin uzakta durdu. Bu çok önemli. Gözlerini göğe bile kaldırmak istemiyordu. Bir utanma duygusu günahlarından dolayı bir, bir eziyet çeken bir adam. Vicdanında bir eziyet. Ve ancak diyor göğsünü döverek Tanrım ben günahkara merhamet edeyim. Ve Tanrı bu iki kişiden kendini alçaltan vergi memurunun duasını kabul etti. Günahlarını tanımak, günahlarını itiraf etmek. Yani böylelikle görüyoruz ki Tanrı e, abdestin yürekte olduğunu, duanın duanın ise yüreğin içinde abdestten yani temizli temizlikten sonra Başlayan bir Tanrıyla konuşma olduğunu, kendi kendimize konuşmak değil, Tanrıyla konuşmak olduğunu ve Tanrıyla ilişkiye geçmek anlamına geldiğini görüyoruz. Demek ki doğru abdest önce yüreğin temizliğidir. Tıpkı deminki ayette okuduğum gibi amacı pak yürekten, temiz vicdandan içten imandan doğan sevgiyi uyandırmak. Evet, diğer birisi, diğer bir e, konu uruç. Hristiyanlar oruç tutuyor mu? Elbette ki Hristiyanlar oruç tutuyor. E, Tanrı bu orucun özellikle yürekte başlayan bir oruç. Tanrı'ya bir açlıkla, Tanrı'nın iradesinin insan üzerinde olmasını sağla, sağlamasını istiyorlar bu orucun. Yani sabahtan akşama kadar yeme yemeden içmeden bir mantık değil. Tam tersini bedeni terbiye ederek Tanrı'ya itaat etmeyi özlemlemek. Amaç şu, amaç Beden biliyorsunuz. Bu beden yemek ister, içmek ister, gezmek ister, eğlenmek ister. Elçi Paulus diyor ki her şeyi tamamladıktan sonra bedenime dönüp eziyet ediyorum. Onu Tanrı'ya kul ediyorum. Bedeni Tanrı'ya kullaştırmak bedene eziyet. Bunun kelime anlamı aslında ifade de bu. Ve oruç hakkında diyor ki Rabi Mesih oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Aa, ben orucum. Dudaklarınızı kurutup çatlaklarını açığa çıkartıp insanlara bak ben oruç tutuyorum. Surat asmayın diyor Tanrı. Onlar oruç tutuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan görünüm verirler. Oruç ayları hep böyle yürür. Oruç zamanları hep böyle yürür. Herkes herkesin kimin oruç tutup kimin tutmadığıyla ilgili kavgalar ederler. Ama Hristiyanlıkta böyle değil. İsa diyor ki siz size doğrusunu söyleyeyim onlar ödüllerini almışlardır. Yani Tanrı tarafından reddedilirler böyle oruçlar. Ama dönüp Hristiyanlara diyor ki siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürün. Yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlide olan babanıza oruçlu gözükesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Anlıyor musunuz? Sizi ödüllendirecektir. Ödül budur. Yani biz oruç tuttuğumuz zaman Hristiyanlar böyle sokaklarda çıkıp belirli aylarda işte biz bu ayda oruçluyuz diyemiyorlar. Onların oruçları çok daha özel, çok daha çetin. Neden mi? Çünkü oruç tutulduğu zaman kesinlikle hayatta güçlü bir bedene güçlü bir disiplin eğitimi getirerek Tanrı'nın iradesine teslim etme çabasıdır. Bu bir güç, bu bir kuvvet gerektirir. Ancak bunu oruçlu bir Mesih imanlısı kutsal ruhun gücüyle başarır ve bunu yapar. Yani siz bir Hristiyanın yanınızda çalışan arkadaşınızın oruçlu olup olmadığını bilemezsiniz. O oruçlu olduğu günlerde bile onu sevinçli, onu güler yüzlü, onu normal yaşadığı gündeki günler gibi görürsünüz. Çünkü Tanrısı ona böyle emretmiştir. Yani dudaklarını kurutmaz. Susuzluktan dolayı acı çektiğini size göstermez. Göremezsiniz. Ve bir sonraki haç bir yerden bir yere gitmek. Bu da aslında Tevrat'tan alınmıştır. Çok eski zamanlarda Süleyman'ın tapınağının yapıldığı zamanlarda bütün dünyada İbrahim'in, İsa'nın ve Yakub'un tanrısına tapan insanlar senede bir kez oraya ibadet, o büyük ibadet gününde aslında Pasah öncesi yani o büyük kurban öncesi oraya giderlerdi ve orada adaklarını sunarlar ve geri dönerlerdi. Önemli bir hac ziyareti. İslam öncesi değişik geleneklerde de vardır. Yani hemen hemen her dinde vardır. Peki Hristiyanlıkta hac nedir? Senede bir sefer bir kenti ziyaret etmek, taştan ya da bezden yapılmış bir tapınağın etrafında durmak. Ama aslında burada çok daha farklı bir ifade var. Tanrı ile ilişki kurabilmek için yüzlerce, binlerce kilometre yol gidiyorsunuz. Hristiyanlıkta bu biraz daha farklı. Hristiyanlıkta haç, biliyor musunuz nasıl? Yürekte Tanrı'yla beraber buluşmak. Yani her gün hacı olmak. Her gün Tanrı'yla yan yana bir gelebilmek. Her gün O'nun önünde tapınabilmek. Her gün O'nunla olabilmek. Bir yer, bir mekanın dışında olan bir şey. Yürekte Tanrı'yla beraber olabilmek. İşte bu, Tanrı'nın bu isteği, imanlı, Mesih imanlısı, o güçlü iman, o kutsal, o mukaddes iman size nasıl anlatayım? İsa ile birleşmiş olan, kutsal ruhla sevişmiş olan, Tanrı ile bir aradan olan o güçlü iman vasıtasıyla Tanrı ile her gün hac halindeyiz. Çünkü Tanrı bizden senede bir gün ya da 40 yaşına geldiğinizde değil, her gün aynı noktada olmamızı ister. Bunun için eğer suçlar işlemişsek günahlarımızın affı için kırdığımız insanları incittiğimiz etrafımızdaki insanlardan özür dileyerek namaza yani duaya gideriz. Ve eğer ne birilerine zekat vermek istersek yoksullara yardım. Bu da çok önemli. Hristiyanlıkta zekat. Doğrulunu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilenmekten kaçının der. Yoksa göklerde babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. Hani bazen olur öyle yüksek din alimlerinin önde durduğu, geri kalkın halkın şurada durduğu ve sonra birden oradan biri kalkar falanca efendi ibadet hanemize şu kadar para harcı e, şey vermiştir e, para yardımı yapmıştır herkes tarafından alkışlanır borozan gibi yayılır hani din adamı demişti ya kazancımın yüzde onunu veriyorum ondalığımı veriyorum herkesin gözü önünde ve İsa Mesih ama Hristiyanlardan şunu istiyor. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İki yüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için bunu yaparlar. İki yüzlüler. Size doğrusunu söyleyeyim onlar ödüllerini almıştır. Siz sadaka yani zekat verirken sağ eliniz, sol eliniz, sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Sol eliniz, sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka, zekat gizli kalsın. Gizlide yapılanı gören Tanrınız, Babanız sizi ödüllendirecektir. Anlıyor musunuz zekatın ne olduğunu? Yani Hristiyanlık o kadar namazıyla, zekatıyla, hacıyla, e, orucuyla, yani e, insansal düşüncelerin bazen ritüellerin çok üstünde bir anlam taşır ve hiç de kolay değildir. Bu yüzden Hristiyan olmak çok zordur. Bunları yerine getirmek ise bir Hristiyan için bir erdem bir Hristiyan için ise kutsal ruhun yardımıyla yapılabilecek yegane iştir. Namaz kılarken ne yapıyorsunuz? Bir ritüel içindesiniz. Kutsal yazılar diyor ki: Tanrı siz daha ondan dilemeden önce neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Her an, her yerde dua edebilmek, namazda durabilmek ruhsallık açısından kutsal kitabın öngördüğü bir şeydir. Zekat ise sevgili kardeşlerim yürekten elinde olan fazlalığını bir başkasıyla paylaşabilmek çok önemlidir. Bu çok güçlü bir sosyal dayanışmadır. Tanrı bunu bizden istiyor. İşte Hristiyanlıkta hem abdest var, yürekte temizlik, hem namaz var, durmadan dua edin dedi İsa ve hem de zekat var. Elinizde olanı, iki gömleği olan birini, olmayana versin diyen İncil ayeti uyarınca Rab sizi bereketlesin. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Mesih'te kalın.